Otomodifiye deyince ne anlıyoruz acaba? Gelin birlikte cevap arayalım. Merhaba İşkolik izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Balıkesir Bandırma'dan sektörün lider firması Emre Auto Center'dayız. Yanımızda ise firmamızın sahibi beyefendi Emre Aktoprak bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Emre Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza ve firmamıza teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ Şimdi olun. Emre Bey yeni bir yerdeyiz. Evet. Çiçeği burnunda diyebiliriz aslında. Hedefleriniz büyük. Bölgede farklılık yaratmışsınız. Hizmetlerinizde özellikle jant ve lastik değişimi Aynen anlamında öyle. Çeşitli hizmetleriniz var. Farklı hizmetleriniz de var. Bunları anlatacağız. Tamam. Ama ben ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Emre Aktoprak kimdir? Evet. Emre Aktoprak yaklaşık ben 10 seneden beri bu mesleğin içindeyim. Otomobil sektörünün içindeyim. Burayı da açalı bir ay falan oldu. Evet. Ufaklıktan yani çocukluktan gelen bir zevk benim için otomobil. Seviyorsunuz yani, anladığım kadarıyla. Otomobille birlikte büyüyorsunuz. Aynen öyle. Yani okulda boş zamanlarımda bile yani bütün boş vakitlerimi otomobiller üzerine harcıyordum. Biraz daha antika otomobillere mi merakınız Aynen öyle. Vardı yani sizin? Eskiyi yeniye döndürmeyi daha çok seviyorum. Yani yenileri alıp üstüne bir şeyler aksesuarlar koyup değil de eski evet. araçları hayata geçirmeyi, döndürmeyi daha çok seviyorum. Evet. Yani bu yüzden böyle bir işe başvurduk. Yani sevdiğiniz bir iş, bildiğiniz bir iş. Aynen öyle. Alaylısınız aslında siz. Yani çocukluğunuzdan beri sonuçta bu işin Tabii içindesiniz. Yaşınız genç, Hı-hı. hedefleriniz büyük. Hı-hı. Şimdi farklılık demişken neler yapıyorsunuz? Biraz anlatalım. Yani farklılık demişken ya özel zevklere hitap ediyoruz diyelim. Mesela jant olsun, lastik olsun. Diğer farklı mesela iç dizaynlarla ilgili. Aksesuarlar da var değil Tabii mi? Tabii ki. Koltuklar var. Aynen öyle. Yani müşterilerin yani gelenlerin ne gibi zevklerle haşır neşir olduğunu bu şekilde biz de anlıyoruz. Ve ona göre de malzemeler getiriyoruz. Daha evet. yeniyiz. Daha bir ay, bir buçuk aylık bir zaman oldu açalı. Ya şöyle bir şey diyebiliriz aslında. Yani müşterilerinizin, gelen konuklarınızın daha doğrusu Hı-hı. taleplerini dinliyorsunuz. Aynen öyle. Eksikleriniz varsa onlara da Hı-hı. sipariş veriyorsunuz. Burada o araçlar üzerinde uygulamaları yapıyorsunuz evet. ama en önem verilen konu Hı-hı. siz aracına değer veren, önem Hı-hı. veren kişilere Hı-hı. burada en önemli hizmetleri sunup farklılık yaratıyorsunuz. Kesinlikle, aynen. Peki bu jantları, aksesuarları nerelerden getirtiyorsunuz? Hangi illerden geliyor size? Genellikle Bursa'dan, Bursa ile bir firmayla çalışıyorum ve evet. İstanbul'da şu an görüşmelerim devam ediyor. Onlarla da bakacağız artık. İnşallah uygun görürlerse İstanbul'da da çalışmayı düşünüyorum birkaç firmayla. Evet. Şu an sadece araştırma aşamasındayım. Yani gamınızı genişletmek adına tabii ki. Bazı Ar-Ge iş Hı-hı. hizmetleriniz var anladığım kadarıyla. Teşhir araştırmalarınız amaçlı. Var. Aynen bunları getirdik. Şu an bunlar stoklarımızda Peki, var yani. Peki şimdi Emre Bey hizmet verirken önem verdiğiniz konular nelerdir? Şu an işte buraya insanlar geliyor. Hı hı. Sizden bir şeyler talep ediyorlar. Bu konuda önem verdiğiniz unsurlar nelerdir, başlıklar? Ya kesinlikle ilk olarak önem verdiğimiz ve en çok önem verdiğimiz şey memnuniyet. Evet. Yani geldiklerinde kesinlikle bizden memnun kalmalarını istiyoruz. Yani bir de pratiklik işin geldiğinde çabuk dükkandan çıkmasını sağlamak açısından zaman müşteriler. Yani tabii değil mi? Ki o da önemli. Yani fazla bir zaman kaybı olmaması açısından şu an ekip de kuracağım. Fazla öyle bir yoğunluk veremiyoruz. Sadece satış yapıyoruz şu evet, an. Evet. Arkada atölyemiz de var gördüğünüz gibi. Süre zarfında işleri daha da büyüteceğiz yani. Yani inşallah diyelim. Zaten belli. Yeriniz çok güzel Hı-hı. bir kere. Öncelikle Teşekkür sizi ederim, tebrik ediyorum. Emeğinize, yüreğinize çok sağlık. Sağ güzel bir emek vermişsiniz. Hı-hı. Yakın zamanda tabii burası büyük bir yer. Kaç metrekare yer? 600 metrekare civarında. 600 metrekare. Yani işinizi büyütmek anlamında. Şimdi gelen konuklarınız atıyorum buradan jantı aldılar. Hı-hı. Evet. Siz bunu kendiniz takabiliyor musunuz? Kesinlikle. Montajları? Ben her şeyini yapıyorum. Zaten ben bu işi sadece şu an kendime güvenerek açtım. Ben burada bütün ekipmanlardan ve bütün aksesuarlardan hani bütün her şeyi ben yapabiliyorum. Benim bilgim ve yeteneğim dahilinde evet, bu konular. Evet, evet. Ama kesinlikle rağbet oldukça benim elemana da ihtiyacım olacak.
Bu yüzden bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Yani profesyonel bir ekip kuracaksınız. Aynen öyle. Kesinlikle. Hani bu işi biraz daha iyi bir şekilde büyüteceksiniz. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Size bundan sonraki iş hayatınızda başarılar diliyorum. İnşallah yakın zamanda ekibinizi de kuracaksınız. Çok sağ olun. Ekibinizle birlikte başarılar diliyorum. Ülkemize Balıkesir Bandırma'ya kattığınız bu değerli hizmetlerinizden dolayı sizi kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Geldiniz burada. Mekanımı tanıttınız, evet, beni tanıttınız. Evet. Çok sağ olun. Biz hiç teşekkür olmayı ederiz. İnşallah yeni projelerde, yeni hedeflerinizde tekrar buluşmak İnşallah dileğiyle diyelim. Çok sağ olun. Memnun oldum. Evet, İşkolik izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Balıkesir Bandırma'dan, sektörün lider firması Emre Auto Center'dan firma sahibimiz beyefendi Emre Aktoprak'tan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.